sen oğlum buraya. Rızıklar olsun, doğmamış çileler, yaşanmamış kalpler, açlık tükendirir, benim mi olmuştu? Bir dakika ya. Mehmet abi bir şey soracağım ben. Şimdi bu Orhan Baba'nın şarkıları var ya abi, misal hatta sıkıl olmaz, misal batsın bu dünya. Abi bunların hepsi beni anlatıyor ya. Yapma ya. Ya şimdi ben bebekken beni nereden biliyor Orhan Baba? Ya bu senin hoşuna giden bir şey değil mi Ali? Güzel. Dinle gitsin o zaman. Çok kurcalama. Kubilay amca kötü öksürüyorsun. Sana bir şurup alalım yerine. Mehmet abi bana bir şey olur mu ya baksana. O seni de gömer, beni de gömer. Alo, merhaba anne, nasılsın? Ben de iyiyim, iyiyiz anne, sağ ol. O da iyi anne, çok selamı var. Geleceğiz tabii, bu aralar çok iş var. Biliyorsun Amasya da çok uzak, öyle hemen gelinmiyor. Ama geleceğiz, söz. Sana iyi bakıyorlar mı? Biz de özlüyoruz anne. Ne dedi sana? Anne biz de özledik. Seni seviyoruz unutma.
Ya belki de böyle aptalca bir neden yüzünden bırakmışsındır. İşte bu adamın hayatında da böyle bir kız var. Bir türlü kafasından çıkaramadı. İşte bu hikayede o kızdan 5 yıl sonra geçiyor. Tamam anladım. Yani biraz enter anlattın hikayeyi ama ben işi kaptım. Şimdi diyorsun ki 5 yıl sonra karşılaşıyorlar. Evet. Kadın evlenmiş, çocuğu olmuş. Adam ne olmuş? Zengin mi olmuş? Yok abi zengin değil. Adam meteliksiz bir yazar olarak sürünüyor. Yapma ya. Sürünmesin ya. Ya kardeşim bak millet zaten eve işten yorgun argın geliyor. Bitkin, moralsiz geliyor. Sürünen adam ne yapacak ya? Yani sürünen adam seyretmek istemez. Bir anlatayım abi bak. Bu iki aşık bir süre sonra tekrar karşılaşıyorlar böyle sefalet içinde. Kadın zaten mutsuz bir evlilik yapmış. Böyle acayip bitik. Ya bak bitirme kardeşim bitirme. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bak ben sana işin aslını anlatayım mı? Bu sefalet hikayeleri çok yapıldı. O kadar çok yapıldı ki. Ne oldu sonra? Ha? Televizyonların gündüz kuşaklarında oynatıyorlar bunları. En beğendiğin Türk filmi? Metin Erksan Sevmek Zamanı. You lose man, you lose. Nasıl abi? Yani kaybettin demek istiyorum. Yani şimdi insanlar böyle entrika görmek istiyor tamam mı? Yani kimin eli kimin cebinde onu görmek istiyor. Sen hala aşk zamanındasın. Love story. Ya tamam da abi bak. Bak sana evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Hakan var ya, senin arkadaşın Hakan. Evet. Ne yapıyor Hakan? Ha? Sitcom, bitcom onları çekiyor. Voleyi vuruyor. Sen bana burada ententantan hikayeler anlatıyorsun. Sana ne diyorum? Kanalda tanıdığım var, kanalda. Bir hikaye bulsam, şak işi bitireceğiz. Bak, okey. Okancığım, bak şimdi. İyi, güzel de. Sen ne yazarsan yaz, önce onların istediklerini yazacaksın. Anladın mı? Ya tamam da abi bu dizinin hikayesi de bilmiyorum bir şeyler anlatsın istiyorum ya insana dair. Yani... İnsan. Tamam bak öyle bir hikaye olsun ki yani aşk hikayesi olsun, kötü adam olsun, entrika olsun. Ya yeteneğim olsa vallahi ben yazacağım ha. Ya, denemedim değil ama yani. Okancığım. Tamam abi ben gidiyorum. Okancığım yaz bir ilk bölüm ben onu hemen kanala göndereyim tamam mı? Tamam abi. Ya sonra bak kastı da düşünürüz. O Yeşilçam'dan böyle 2 tane oyuncu, 2 tane de güzel bayan aldık mı böyle, hani model falan var ya, onları tamam. Yaparsın sen be. Ha? Hoşça kal. Bunlar kolay işler kardeşim. Yok, yok anasını satayım. Nerede bu kız ya? Nerede yatar? Nerede saklanır? Ne bileyim ulan? Yok işte. Bak oğlum. Ulan bana bak. Kerane yemeğine pavyona düşmesin bu karı. Tövbe de amca. Tövbe de ya. Tövbe. Tövbe lan bana kodum. Bulacağız. Bulacağız. Sen sakin ol. Vicdan. Bulacağız. Hadi gidelim.
birisi. Çok kötüydüm Mehmet abi ha. Akşama kadar ne topladım desene. Hiç ha. Millet de bir acayip olmuş ya. Adam topluyor dergileri, gazeteleri. Bir çuval ha. Abi götürüp satıyor sahafa. 300-500 ya. Ya bu kime zarar ya? Mehmet abi. 300-500 Mehmet abi. Bir çuval. Mehmet abi, biraz çalalım ya, he? Biraz çalalım. Senin kırık dökük teybin vardı ya. Bırakacağım bu işi ha. Sonsuz aşka güzel isim. Tabii tabii, çok güzel. Bence gayet güzel gidiyor. Bu sefer olacak, inanıyorum ben.
Ya şu anda televizyonlarda oynayanlardan hiçbir farkı yok ya Sibel'cim. Farkı olmasın sevgilim. Önemli olan senin bu piyasada çıkış yapman. Çıkış mı? Ne çıkış ama ha? Sonsuz aşk. Boktan pembe dizi be. Ben onları burada olmadığına ikna ettim galiba. Ama var ya Zeynep, ödüm koptu. Neden? Kafanın karışık olduğunu, bunalımda filan olduğunu söylediler. Seni geri götürmek istiyorlarmış. Çok nazik konuştular ama bakışları bakış değil Zeynep. Helalitinkiler. Çok nazik. Ayrıca ben Zeynep'e en son geçen yılın başında Antalya'dayken gördüm. Nerede oturduğunu da bilmezdim. İnanmıyorum. Zeynep, benim de adım var mısın? Gidecek misin? Bu akşam gidelim. Gelmişler. Bizim semayı mı da bulmuşlar? Ya polis ne yapabilir ki?
Bilmem ki niye acaba? Nedir bu sarışınlık? Zita, öylesine aklıma bir şeyler geldi de onu yazıyorum.
Sen ne yapıyorsun böyle? Hep böyledir bu hayatta. Bir adamın en kötü zamanlarında kendini ona adarsın. Sonra biraz rahatladı mı? Oo. Başka kadına. Yok canım. Allah Allah. Ne saklıyorsun sen öyle? Ha? Yoksa bana bir hediye mi aldın? Tabii. Ey Sibel, birinci vazifen Okan'ın moralini yüksek tutmak için onu eğlendirmek ve ona hediyeler filan almak. Ya, bu ne? Ha? Neymiş o? Hı? Ya karalamalarından biri işte. Ne olmuş? Oku oku. Sesli oku. Beklemezdim hiç bu kadar yaralayacağını. Ansızın bir gün kayıp gittiği zaman. Ha ben hatırlıyorum bunu. Şeyde... Devam et. Devam et. En derinlerime işlerdi o gözleri. Gözlerim yaşarırdı sevgimden. Bakamazdım o kadar uzun süre onlara. Bana bakıp üzgünüm ama bitti dediği o anda bakamadım o gözlere. Hala onu yazıyorum her yere. Lanet olsun. Ne zaman yazdın bunu? Ya, ha? Öylesine karalamalar ne önemi var ya? Bu ne peki? Ha? Bir de resmine bak. İç mi çekiyorsun? Eşyalarımı mı karıştırdın? Sigara ararken çekmecende buldum. Ne yapıyorsun? Yalvarıyor musun ona? Ne olur yine beraber olalım diye. Sibel. Ne diyorsun? Şimdi bir sevgilim var. Ama hiç önemi yok. Sadece yatıp kalkıyoruz diyorsun öyle mi? Yapma Sibel. Sen benim için hiç böyle şeyler yazdın mı? Ha? Senden böyle bir şey bekleyemem zaten. Ama... Ben gidiyorum. Beni arama. Anladın mı? Ben seni arayana kadar sakın beni arama. Thank you.
geceler. Kendine gel. Yaşadığımız hayat ortada. Abi ya. İki çift laf edemedik. Bak ben... başka bir hayat yaşıyormuş gibi yapma, anladın mı? Yaşadığımız hayat bu. Sinirimi bozuyorsun. Tamam abi ya. Ben istemediğim yerden gitmesini de bilirim. Sana git demedim. Yok abi yok. Bu köy ne kulübe benim yuvam değil ki. Benim gidecek yerim olsa... Sen de canın sağ olsun be. Öyle olsun. Yere.
yapacak abicim ya? Oğuz'u aradım bu sabah. Nasıl gidiyor diye sordum. Adam çok mutluydu. Biz de boş adam tavsiye etmeyiz dedim tabii adama haliyle. Prezentasyon. Sana da günaydın ya. Aman günaydın. Ulan bu karı duyarlılığından bir türlü vazgeçemedin sen ya. Ne biçim adam oldun sen ya? Popüler dizi yazarı olduğundan beri görünmüyordun. Haftalık dizi yazıyoruz be baba. Kolay mı sandın? Seni de göreceğiz bakalım. Ulan bir an böyle kapıyı donla monla açtın ya. Bir an ne oluyoruz oldum ha. Nedir? Sibel'le kavga mı? Evet oldu işte bir kere. Karıları takmayacaksın abicim kafana. Güzeldir, boş ver. Hani böyle kavga sonrası güzel sevişmeler yaşanır. İlişkiniz tazelenir. Keyfin yerinde bakıyorum ha, her zamanki gibi. Benim dizi, bak bana. ABD üçüncü, totalde birinci oldu. İkinci olmuşa geçiyoruz. Bu kardeşim var ya, yeni bir dizi daha patlatacak yakında. İyi iyi, Allah arttırsın. Eyvallah. Pınar mı aradı? Kavga nedeni şimdi belli oldu. Hayır. Kendisini hatırlatması için aramasına gerek yok ki. Oğlum bırakmasın o zaman kızı ya, hayret bir şey. Ama hadi bu kadar pişman olacaktın, niye bıraktın kızı? Ya bu yarım kalmışlık beni mahvediyor Hakan ya. Sen mazoşistsin oğlum, kesin mazoşist. Bırakacaksın abicim Pınar'ı, Sibel'i. Bak dışarıya, dışarısı kaynıyor. Alo. Ben dışarı çıkıyorum. Zaten kötü bir geceydi. İyi tamam. Hava da çok sıcak. Bana hayır yok, anlaşıldı. Beni değiştirelim boşanıyor. Yani yakında gideceğiz buralardan. Bir şey yok değil mi? Ya bilmiyorum. Belki gelirim, belki gelmem. Hava güzel ya. Biraz İstanbul'un tadını çıkarmak istiyorum o yüzden. Tamam canım, oldu. Hoşça kal. Sigaranız var mı?
Dün de buradaydınız. Evet. Beni mi takip ediyorsunuz? Yok. Ben hep buradayım. Ara sıra gelir bakalım. Ya tamam tamam. Bak. Al da sende kalsın. Ha? Bak. Çakmak da var. Senin olsun. Siz beni yanlış anladınız. Tabii. Ben dilenci değilim. Kalmak istiyorsun. Ben o yüzden gelmiyorum. Söyle bana. Çok üzüldü mü eski karın?
Rahat olur musun sen? Bitti artık. Bitti. Üzülmedi. O da çok rahatladı. Bitti artık. Rahat ol. Ne bileyim işte. Hadi gel. Sen otur. Ben yemek yapayım. Hayır. Bu akşam yemeğe çıkacağız dışarıya, çıkacağız. Hayır, lütfen. Ya bütün gün dışarılardayım zaten. Burada seninle sakin olmak istiyorum. Sen burada otur. Hayrola? Bu niye hazırlık böyle? Bilmem. Sarı saçlarını karşımda görünce birden... Ne yani? Filmlerdeki gibi karşımda... Seni seviyorum. Mehmet abi. Oğlu Ali. Hoş geldin, gel. Gel otur böyle. Kasetimi almaya geldim. O bozuk kaset için mi geldin? Olsun. Orhan abinin en sevdiğim şarkısı. Yarım da olsa. Bir de en güzel yerinden girmiş ibne. Dur bakalım. Al buradan dinle. Bakar mısınız? Yukarı
gelmiş dergi, gazete falan var. Onları vereyim size. Selam. Bunları vereyim. Bir saniye bekle, biraz daha var. Şu anda işim var, sen bakar mısın lütfen? Bunları da. Bir de şu torbayı vereyim. İçinde kurşun kağıtlar var, belki için işine yarar. Tamam, geliyorum. Tamamdır işte. Bir sürü dergin oldu. Ver, ver. Alo. Ne oldu abi? Nasıl yani? Ciddi misin? Gerçekten beğendiler mi? Başka ne dediler abi? Tamam abi. Konuşuruz. Tamam. Beğenmişler mi? Senaryoyu beğenmişler. Adım Mehmet. Ben de Zeynep. Ölmek istedim. Adamın biriyle evlendim.
görülmek için, büyütülmenin ne demek olduğunu biliyor musun Mehmet? Bilemezsin. Zorla evlendiğin hiçbir yere benzemiyorsun ki. Ama zor kullanmak sadece kafa kuvvetli olmuyor ki. Baba? Sevdim. Ama şu kalp hastalığı ortaya çıkınca çok değişti. Annem de o ölmeden torununu görsün istedim. Abimin çocuğu olmuyor. Böylece ilk yenerim verdiler beni. Ama hakikaten hiç şanslı değildim. Hayata öylesine gelmiş biri. Ne konuşabilirsin ki böyle biriyle? Gündüzlerimi iyi geçiyordum. Kitap okuyordum oğlum. Ama akşamları... Abimin de umurunda değildi ki. Ne de olsa o da karısını dövüyordu. Hayatlar olmasaydı Murat'la tanışamazdı. Kendi için yaşamalı insan. Başkası için yaşamak istemiyorum. Bak kaçtım geldim. Artık yarın yamalak yaşamak istemiyorum. Yeni hayat. Kulak çok güzel. Sen geçmişinden kaçabilir miyim? Ya şimdiye kadar kaçan olmadıysa da ben ilk olacağım. Bir şey soracağım. Hiç korkmuyor musun? Ya başlayamazsan yine hayatı? Ya öyle ya da böyle. Ama asla eskisi gibi olmayacak. Yeni bir hayat olacak çünkü olmalı. Acı çekmeyi bırak beni. Bana bak. Böyle geçmez bu hayat. Bir gün her şey istediğin gibi olacak. Sadece iste. Elini uzat ona. Daha var Mehmet. Acelesi yok. Sonra alırım abi. Sağ ol. Ne haber abi?
Ne yaptın lan? İçine motoru mu taktın? Efkendeyim. Al bakalım. Sen de. Ben Ali. İş yapıyorken kağıtları yıkıyormuşsun, doğru mu? Hadi abi. Bir şey mi olmaz? Tamam, tamam. Madem bir hayır işliyorsun, bir şampuanla var garibanlar, ha? Nasıl abi? Ben de. Ben biraz zaman. Ha? Şu hesapları bir toparlayayım halledeyim. Tamam. Ne oldu abi? Niye havasız dedin? Kısmetse köye gideceğim de. Hayırdır? Hayır işte. Kağıtları sattım. Genç ve mutsuz bir adam çiziyor. Ağlıyor. Biraz daha iyisin. Hayır abi.
Evet, süper değil mi? Biraz tuz eksik galiba. Getireyim abi. Sadece babamı mı arasam mı diye düşünüyorum. Vaz mı geçtin? Dönecek misin yoksa? Hayır. Ama son bir kez sesini duymak istedim. Hikmet
Alo. Oğuz abi. Aa, yazıyorum abi, yazıyorum. Altıncı bölümün özeti bitti şimdi abi. Bir kahve molası vermiştim. 7'ye başlıyorum. Evet abi, kesinlikle yetişir abi. Eyvallah. Gece annemlerde kalmam lazım. Ablam İzmir'den geliyormuş. Sonra görüşürüz. Hmm. Sen ne yapacaksın? Aa, bütün gün çalışıyorum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayatım, yine kebapçı broşürü gelmiş. Hoşça kal. Şaşkın ördek götten dala. Nasıl yakalanmış? Yaşlanmış. Kavanda mı çıkartacaksın lan? Hemen. Kocana acımadın. Anana babana da acımadın. Konuşsana ulan. Konuş! Nerede kaldın? Çok mu bitti?
We'll be right back.
ambulans, silah sesi duyuyorum. Acil. Dikili taş, Sardunya sokak, Manolya sokak köşesine. Acilen bir ambulans. Silah sesi.